Merhaba sevgili Rap Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte FIFA 17 ve PES 2017'yi masaya yatıracağız. Çıktığı ilk yılları saymazsak PES'in FIFA'nın biraz gerisinde kaldığını oyuncular zaten sıkça dile getiriyorlar. Fakat bu sene işler değişebilir. PES'in oyun içerisinde yaptığı işte gerçekçilik ve özellikle şu yapay zeka modu dengeleri biraz bozabilir. Bu yapay zeka moduna göre oyun ve oyuncular sizin nasıl oynadığınızı anlayıp ona göre pozisyon şekil alacak ve karşınıza ona göre rakipler gelecek. Ayrıca Konami'nin PES 2017 Fox Engine kullanması böyle bir grup oyuncu tarafından kabul edilmese bile aslında bizim tarafımızdan geçer not olmasını sağlıyor diyebiliriz. PES'in FIFA daha gerçekçi algısını kırmak için yaptığı bir takım geliştirmeler var. Mesela bunlardan bir tanesi gerçekçi dokunuş. Buna göre oyuncusuna göre yani oyuncudan oyuncuya değişen bir sistemle tuşa dokunma sertliğiniz değişecek. Yani oyun içerisinde futbolcuların işte topa vuruşu, şut çekişi bilmem nesi hepsi birbirinden farklı olacak. Ayrıca PES'in 2017 için ortaya attığı bir iddia var. PES tarihinin en sağlam kalecileri bu oyunda yer alacak. Bunu bekleyip göreceğiz. Şunu da eklemem lazım çünkü bu gerçekten benim çok hoşuma giden bir özellik oldu. PES 2017'de seyircilere de el atılmış durumda. Yani onlara da bir iki grafik düzenleme yapılacak. Buna gerçekten sağlam bir oh be çekiyoruz. Şunu açıkça ortaya koymak gerekiyor arkadaşlar. PES'in en büyük problemi lisans problemidir. Gerçi 2017 için işte Asya ligleri, UEFA 2016 karşılaşması ne bileyim diğer böyle ufak tefek ligler eklenmiş durumda. Fakat FIFA'nın karşısında net bir duruş sağlayabilmesi için bu lisans problemini ortadan kaldırması gerekiyor. Şimdi biraz da FIFA'dan bahsedelim. İşin açıkçası arkadaşlar benim kişisel görüşüm bu. FIFA'nın Frostbite oyun motoruna geçmesi maçı 1-0 önde başlatıyor. Oyun modları anlamında ise FIFA'ya eklenen DiGiorni modu sayesinde bir futbolcunun sadece saha içerisinde değil saha dışındaki yaşayışını da canlandırabileceğiz, ona dahil olabileceğiz. Unutmadan hemen şunu da ekleyeyim. Frostbite oyun motoru sayesinde FIFA içindeki oyuncuların psikolojisini anlayabileceğiz. Yani adamın o gün morali bozuksa kötü top oynayabilir mesela, böyle bir ihtimal var artık. Arkadaşlar şimdi eğri oturup doğru konuşalım. PES uzunca bir süredir çırpınan bir balık gibi. Özellikle FIFA'nın elinde tuttuğu takım ve lig lisansları PES'e ciddi darbeler indiriyor. Bir de şöyle bir durum var. Türkiye Ligi FIFA'da olduğu için ülkemizde daha fazla seviliyor. Fakat PES'in de geçmişten gelen ve gerçekten ona bağlı olan oturmuş kemik bir kitlesi var. Şimdi şöyle düşünün. PlayStation 2 zamanına geri dönelim. PES 3, 4 ve 5'i şöyle bir hatırlayalım. Gerçekten de en iyi futbol oyunları listesine girebilecek oyunlardı bunlar. Burada handikap olan şey şu. PES FIFA 2017'nin PlayStation 2 döneminde yaptığı hataları yapıyor ve bu da o büyünün yani geçmişten gelen enerjinin bir biçimde ortadan kaybolması neden oluyor. Ama Yiğit'in hakkını vermek gerekiyor arkadaşlar. Günümüzde bile internet kafelerde PES 2013'ün oynandığını görebilirsiniz. PES 2017 özellikle 2016'dan sonra kendisine eklenen yeni özelliklerle FIFA'yı büyük oranda bu sene yakalayabilir. Ayrıca videonun başında adamlara laf çarptık ama PES 2017 lisans problemine dair geliştirmeler mevcut. İşte ne bileyim UEFA, Euro 2016, çeşitli Asya ligleri, ufak tefek diğer liglerin lisansları oyuna eklendiği için biraz daha keyifli hale gelebilir. Ayrıca PES'in FIFA'daki Ultimate Team'in karşısına koyduğu My Club modu da burada hemen eklenmeli. Sonuç olarak arkadaşlar FIFA 2017'nin de PES 2017'nin de tahtı titriyor diyebiliriz. Ancak burada önemli olan şey oyuncuların ne düşündüğüdür. Acaba sizin tercihiniz hangisi olurdu? PES 2017 mi, FIFA 2017 mi ve neden? Ayrıca biz PES 2017'yi de FIFA 2017'yi de ayrıca ele almıştık. O videolara hemen şurada çıkan kartlardan ulaşabilirsiniz. Diyerekten videomuzun sonuna geliyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonlarına basmayı unutmayın. Sorduğum soruya verdiğiniz cevapları ilgiyle takip edeceğim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. 55 TL fiyatıyla alınabilecek en iyi VR gözlük olan Shinecon'u incelediğimiz videoya buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca burada da abone ol butonu var. Ona da tıklarsanız kanalımıza abone olursunuz.